Selamünaleyküm değerli hocalarım. Geldik 16. haftamıza. Fail ve meful kalıpları. Fail, katip, hakim, zahip, alim gibi kalıplar fail kalıbıdır. Ne oluyor? Birinci harf fail harfinden sonra elif ekleniyor. Aynel harfi de kesre yapılıyor. Ketebe, katip kesreyle. Hakeme, hakim. Ne anlama geliyor? Ketebe yazdı, katip yazan ya da yazmakta. Hakeme hüküm verdi, hakim hüküm vermekte ya da hüküm veren. Zahip giden, alim bilen ya da bilmekte. Şimdi şuraya yapın bakayım. Şehidi nasıl fail? Şehide gördü, gören. Şahit. Haraca çıktı, çıkan. Haric. Celese oturdu, oturan. Celis şeklinde yapacaksınız, tamam mı bunu? Şimdi bir yapan eden anlamı var. Bu katip, hakimin. Bir de yapıcı, edici ya da yapmakta, etmekte anlamı var. Mesela zahip. Ben, ene zahip ila İstanbul. Ben İstanbul'a gitmekteyim demek. Hocam ne demeyeceğiz şimdi? Yapan eden mi, yapıcı edici mi, yapmakta mı? Hep deneyelim şansımız. Ene zahip ila İstanbul dedik mesela. Ene zahip ila İstanbul. Şansımızı deneyelim. Yapan eden. Ben İstanbul'a gidenim. Çok çirkin oldu. Yapıcı edici anlam deneyelim. Ben İstanbul'a gideceğim. Pek güzel olmadı. Yapmakta, etmekte. Ene zahip ila İstanbul. Ben İstanbul'a gitmekteyim. Bu oldu bak. Bu düzgün oldu. Yani cümlenin akışından belli oluyor hangisi olduğu. Üç anlamda yazın arkadaşlar. Hafız ne anlamı geliyor? Hafıza korudu. Hafız koruyan, koruyucu ya da korumakta anlamına gelir. Meful kalıbına gelelim arkadaşlar. Meful kalıbına başına mim ekleniyor. Fealenin başına mim ekleniyor. Mef'ul. Ayından sonra vav geliyor. Tamam mı? Mesela feale mef'ul. Şehide meşhud. Amile ma'mul. Hakeme mehkum. Bu da arkadaşlar edilgen şey yapıyor. Yapılan, edilen anlamına gelir. Feale yaptı. Mef'ul yapılan. Şehide gördü. Meşhud görülen. Amile yaptı. Üretti yani. Ma'mul. Hani unlu mamulle derler ya. Hakeme hükmetti. Mehkum hüküm verilen. Hani mahkum var ya mahkemelerde. Hakim hüküm veren. Mahkum hüküm verilen. Şuraya sokuyorsunuz. Ketebe yazdı. Yazılan ne olacak? Mektup olacak, tamam mı? Zera'a mezru' olur. Fail kalıbının ikil ve çoğul halleri. Şimdi fail kalıbı arkadaşlar ikiller her zaman sonuna ani ekliyorsunuz, bitiyor. Şu ani var ya, o ani yapıştırıyorsunuz, bitti. İkil oldu bile size. Her kelimede bu böyle. Çoğulu ise farklı türde çıkar. Üç kalıpta çıkıyor arkadaşlar. Bir, fa'ilun, yani un ekleniyor sonuna. Tamam mı? Ya da fu'al kalıbı. Fu'al ya da fe'aletun kalıbı. Bakalım. Fe'ale yaptı. Fa'ilun, fu'al, fe'ale. Bir tanesi fa'il, ikisi fa'ilani. Çoğulu ya fa'ilune ya fu'al ya da fe'ale. Talip mesela, talebe istedi. Talip öğrenci demek. Taliban iki öğrenci. Üç tane çoğulu var. İster talibun öğrenciler, ister tullab o da öğrenciler ya da talebe. Bizim Türkçe'ye talebe geçmiştir. Tekil olarak geçti yalnız. Aslında talebe ne demek? Öğrenciler demek. Kafir yaparım arkadaşlar. İkili nasıl olacak kafirde? Kafirani. Kafirani. Şimdi üç tane vardı. Kafirune ya da fual kalıbı kuffa ya da fealetun kalıbı kefera. Üçü de çoğu, bakınız. Kafirun da olur, kuffar da olur. Kefera. Hani biz de dediler ya, vay kefere vay falan dediler. Bu kefera
kafirler anlamına gelir. Amil iki tanesi ne oluyor? Amilani. Çoğul arkadaşlar. Amilune. Çalışanlar, işçiler yani. Ya da ummal. Bu da çalışan işçiler. Ya da amele. Amele. Bu da çalışanlar demek. Bizim Türkçe'ye bu tekil olarak geldi tabii. Amele. Tek bir kişi için kullanıyoruz. Talebe gibi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Ulaike humul keferatul fecera. Onlar kafirlerdir. Facirlerdir. Taşkınlardır. Ya da hazin. Hazinedar. Hazin. Bunun çoğulu ne? Hazene. Hazene tuha elem ye'tikum nezir şeklinde geçer değil mi? Fail kalıbın ikil ve çoğul halleri müennese bakalım. Fa'ilun. Ne yapıyoruz? Fa'ilatun müennes oluyor. Fa'iletani iki şey oluyor. Fa'ilatun çoğul. Katibetun ise bayan yazar. Katibetun. İki bayan yazar. Katibetani. Yazarlar katibatun oluyor. Amiletun yapın mesela. Amiletani, amilatun. Bunlar kolay. Meful kalıbın ikil ve çoğul halleri nasıl oluyor? Meşhud görülen. Meşhudani iki görülen. Meşhudune görülenler. Meşhudetun müennes hali. Meşhudetani ikisi. Meşhudat çoğul. Bunlar kolay. Asir, asair. İntekale yentekilü intikal. İttekade yettekilü ittihad. Hadis. Hadis hem söz hem modern demek arkadaşlar. Dikkat edin. Mesela el-hadâfe modernite. Hadis aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadis yani söz için kullanılır. E'ta yu'ti i'ta. Masna' mel'ab rafiq adu hedef. E'ta verdi fiili Türkçe'de bir nesne. Aha arkadaşlar e'ta fiili iki tane nesne alıyor. Bizde bir nesne bir dolaylı tümleç alır. Mesela öğretmen kitabı çocuğa verdi diyoruz ya. Vermek fiili bizde tek bir tane nesne alır. Kitabı verdi. Çocuk kelimesi nesne değil, dolaylı tümleçtir. Çocuğa verdi. Araplar bunu şey yapmaz. E'ta el kitabe ile tıfli demez. E'ta el kitabe et tıfle der. Tamam mı? İki tane nesne yapar. E'ta el muallim el kitabe et tıfle. Kalkıp da buraya ile tıfli demez. Çocuğa diye ila eki koymaz. Tamam mı? E'ta iki tane nesne alıyor. Dikkat edin. Lakinneni ictehettu kesiran seteravne inşaallahu tencah iclis cezakumullahu hayran. Hepinize kolay gelsin.